Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Bu videomda yüksek lisans için neden İngiltere'yi tercih ettiğimizi anlatacağım. Arkadaşlar, neden spor beslenmesi alanında yüksek lisans yapma kararı aldığımı bilmeyenler varsa bunu bu videoda anlattım. Hemen şuradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Çünkü İngiltere macerası aslında öyle başlıyor. Yani ben önce alanımı seçtim mezun olduktan sonra ya da işte mezun olmaya yakın zaten düşünmeye başlamıştım. Ondan sonra bu seçtiğim alanı nerede, yani yüksek lisansı nerede yapabileceğimi karar vermek için bir arayışa geçtim. Ve bu arayışa geçtiğim zaman zaten işte kendi ülkemde araştırdığımda bununla alakalı bir yüksek lisans programı olmadığını gördüm. Gerek hocalarımla konuştum, gerek internette araştırdım. Ondan sonra biraz gözümü yurt dışına çevirdim. Ve yurt dışına çevirdiğim zaman bu konuda aslında 4 tane ülkenin önde geldiğini gördüm. Bunlar Amerika, İngiltere tabii ki, Kanada ve Avustralya. Genelde bu ülkeler, yani nedendir bilmem ama yani en iyi ülkeler bunlar. Yani spor bilimlerinde, özellikle spor beslenmesinde yani otorite sayabileceğim ülkeler. Ama bunun doğuş yeri İngiltere dersen çok da yanlış olmaz. Çünkü İngiltere zaten eğitimde çok köklü bir ülke. Ve spor beslenmesine çok özel ilgileri var, çok yatırımları var. Yani ben oraya 10 sene önce gittiğimde bile takımların hepsinde diyetisyen kadroları falan vardı. Yani. Futbol kulüplerinin hepsinde science team denilen, yani bilimsel kurullar vardı. Bu bilimsel kurullarda tahmin ettiğiniz gibi tabii doktor da var, atıyorum fizyoterapist de var. Ama mutlaka ve mutlaka diyetisyen bulunuyordu. Ki ben orada 11 sene önce yüksek lisansımı yaptım. Muhtemelen 11 sene önce Türkiye'de futbol kulüplerinin yani yanından geçmiyordu yani bizim mesleğimiz. Şu an çok daha iyi. Bu sevindirici bir haber. Şu an en azından üst kulüp, yani elit kulüpler dediğim diyetisyen en azından bulunuyor. Bu iyi bir şey. Sonra yavaş yavaş diğer kulüplerde yayılacaktır. Konumuza dönecek olursak, İngiltere'deki bu spor kültürü ve spor beslenmesi olan özel ilgi beni de çekti. Aynı zamanda yani eğitim farkı olarak kıyaslayacak olursam, yani genelde İngiltere'nin eğitimine diğer ülkelerden daha çok güveniyorum çünkü çok daha köklü bir geçmişi var. Buna istinaden araştırdığım üniversitelerde ve bölümlerin detaylarına baktığım zaman, yani İngiltere'deki üniversitelerin gerek işte buna modülleri, modül dediğim oradaki derslerin ismini modül diyorlar. Hem o modül dağılımları benim daha çok hoşuma gitti, hem de üniversitelerdeki hocaların geçmişini de araştırdığım zaman bana daha mantıklı geldiği için ben spor beslenmesi konusunda yüksek ihtisasımı İngiltere'de yapmaya karar verdim. Dediğim gibi en önemli sebeplerden biri işte üniversitedeki hocalar ve oradaki bölümün alt başlıkları, yani o bölümden verilen dersler. Yalnız şöyle bir detay var, yani İngiltere'de yüksek lisansa karar verdiğiniz zaman yani sizin istediğiniz üniversite olacak diye bir kural yok ki bizde de zaten her zaman tutmuyor ama İngiltere'deki süreç biraz daha, ya onlar da sizi eliyor. Siz de üniversiteleri eleyebiliyorsunuz. Şimdi İngiltere'de bir üniversiteye karar verirken dediğim gibi bu detaylar çok önemli. Fakat siz üniversiteyi seçmeniz yeterli değil. Yani üniversitede sonra sizi seçiyor. O yüzden en mantıklısı genelde yurt dışında yapılan şey birden fazla üniversiteye başvurmak. Yani ben de öyle yaptım. Yani bunun bu arada üst limiti yok. Yani istersen 10, istersen 100 üniversiteye de başvurabilirsin. Ama benim kafama yatan ve keyifle okuyabileceğim ve verim alabileceğim sadece 3 tane okul eledim. O 3 okula başvurdum. Şu an isimlerini çok net hatırlamıyorum ama benim okuduğum üniversite zaten University of Chester. Bir Loughborough diye bir üniversite vardı. Bir tane de sanırım Oxford Brookes diye bir üniversite vardı. O da Londra'ya yakın. Hatırladım isimlerini. Bu üniversitelere başvurdum. Mesela 2 tanesi beni kabul etti başvurumu. Sonuçta farklı sebeplerden dolayı eleyebiliyorlar. Bu bazen İngilizce olabiliyor. Bazen ne bileyim referansla alakalı elenebiliyorsunuz. Üniversite puanınızdan elenebiliyorsunuz ya da onların kontenjanı dolmuş oluyor mesela siz başvurana kadar. O yüzden onun eksküzünü size söylemiyorlar. Yani tam olarak sebebini bilemiyorsunuz. Velhasıl kelam ben iki üniversiteden onay geldikten sonra birini seçiyorsunuz, birini de şey yapıyorsunuz. Reject edebiliyorsun yani kibar bir şekilde. Ben başka bir okula karar verdim diyorsunuz. Ve bu şekilde macera başlıyor. Bu videoda spor beslenmesi alanında yüksek lisans yapma kararı aldıktan sonraki aslında aşamayı aktardım. Neden yurt dışına yöneldim ve neden İngiltere'ye yöneldiğimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu sizlere yol gösterir. Ve yine bu konuyla alakalı sorularınız olabilir. İster Instagram'dan, ister YouTube'dan bana bununla alakalı sorular sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar umarım bu video size yol gösterir ve bunu paylaşırsınız arkadaşlarınızla. Çünkü bu gibi konular bana çok sorulduğu için ben de elimden geldiğince daha çok kişiye ulaşabilmek için bu videoyu çektim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve bundan sonra yine İngiltere'deki eğitim sürecini ve spor beslenmesiyle alakalı ya da master ile alakalı bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler.